Herkese merhaba, iyi akşamlar sevgili sınıf öğrencilerimiz. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bir haftalık yani bir yarışmalık 7. sınıf arasından sonra artık sizler de LGS'ye adım adım çok az kalmışken artık sınav bitene kadar sizlere yarışma yapalım dedik. Zaten mesajlarda da hocam zaten bir tane eğlencemiz vardı onu da bırakmayalım vesaire dediniz. O yüzden 7. sınıflara tekrar bir ara verdik. 6 Haziran ne kadar sizlerle yarışmaya devam edeceğiz inşallah. Bugün de güzel bir yarışma olur umarım. Bugün yine değerli hocalarım bizlere konuk. Sosyal İnkılap dersinde Fatih hocam var ve Mehmet hocam var. Fatih hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. İyi akşamlar herkese. Bu hafta İnkılap'ta iki kişiyiz. Daha güçlüyüz. Evet. Mehmet hocam siz sosyal de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Kolay gelsin. Teşekkürler hocam. Her zamanki gibi din kültürü sorularıyla ve din kültürü sorularındaki yorumlarımızla Mikail hocam bugün bizlerle. Mikail hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, fen sorularında yorumlayacak sorularımızı hazırlayan öğretmenimiz de Burak hocamız. Burak hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Herkese merhabalar. Evet gençler, şimdi ilk kez giriyorum diyenler yine gördüm YouTube yorumlarında. O yüzden küçükçe bir hatırlatma yapalım. Şöyle biliyorsunuz bir tanıtım videomuz vardı. Onu oynatalım. İlk kez giriyorum diyenler için iki cihaz gerekli gençler. Diğerleri biliyordur. İki cihazdan soruları göreceğiniz YouTube ekranı ve bu YouTube ekranındaki soruların cevaplarını vereceğiniz bir telefon ekranı uygundur. Yani hani büyük olan ekranı YouTube açarsanız soruları daha okunaklı bir şekilde görebilirsiniz. Verdiğimiz pin kodunu ki görmüşsünüzdür az önce ekranda. Bunu game pin kısmına yazıyorsunuz. Daha sonra gelen ekrandan adınızı ve soyadınızı bize hani eBug ekran görüntüsüyle ispatlayabileceğiniz, uzunsa kısaltarak yazabileceğiniz adınızı soyadınızı yazdıktan sonra giriş yapmış oluyorsunuz. Şu anda you are in yazan yeşil ekran ya da artık neyse olanlar yarışma içinde bizi bekliyorlar. Bu şekilde YouTube ekranı sağ üst köşede YouTube'dan gördüğünüz ekranı işte sınırsız işaretlemek istiyorsanız telefondan da telefondaki kağıt uygulamasından ya da kağıt sitesinden girdiğinizde orada sadece gördüğünüz gibi şıklar görünür. Hani üçgen, karo, yuvarlak ve kare. Kareyi tuşluyorsunuz yeşil ve hızlı bir şekilde tuşlamaya çalışıyorsunuz. Yani hem doğru hem hızlı olanlar daha yüksek puan alıyor. İki kişi de doğru yaptıysa daha geç yapan daha düşük puan alıyor. O yüzden dikkatli ve hızlı olmak önemli. Ve daha sonra da ödülleri kazanıyorsunuz. Ödüllerimiz ilk kez katılanlar hala gerçek mi vesaire diyor ama gerçekten gerçek. Sahiden sahi diyorlardı ya Şirek'te hocalarım. Bunun gibi. Burada soruların okunurluğunda bazı sorunlar oluyor. Yarışma içinde soruyorsunuz. Yarışmaya başlamadan önce ekran kalite ayarlarınızı, YouTube ekran kalite ayarlarınızı bu şekilde otomatiktedir eğer daha önce hiç oynamadıysanız. Bunu otomatikten 720p'ye çekerseniz sorularımız çok net okunuyor. Çünkü biz daha öncesinde hani deneme yayınında vesaire bu şekilde yapıp okuyabiliyoruz. Okuyabildiğimiz için de size aynı şekilde gösteriyoruz. Yani bunu böyle yapanlar soruları okumada sorun yaşamazlar. Evet geçen hafta yani geçen hafta diyorum da geçen yarışmada 7. sınıflar yarışmamız vardı. Birinci, ikinci ve üçüncümüz bu şekilde oluştu. İkizlerimiz yine ödül aldı. Daha önce de ikinci, üçüncü olmuşlardı. Yine ikinci, üçüncü oldular. Hatta 8. sınıf yarışmasına katılıyorlar. Belki de buradadırlar. Buradaysa da yoruma yazabilirler. Kübra Berra kardeşler. Eğer onlar da buradaysa hoş geldiniz diyelim. Ezcin birinci olmuştu. Berra ikinci, Kübra da üçüncü olmuştu. Onların da ödülleri yine gönderildi. Şu şekilde küçükçe bir ödüllerini gösterelim. Hatta bu kadar çabuk geleceğini düşünmemiştim demiş mesela Ecrin. Kübra ve Berra kardeşler de ikizler olduğu için aynı eve birisine soru bankası, birisine de diğerimiz neydi? Powerbank vardı. Evet onu da göndermiş olduk. Bu haftaki ödüllerimiz ne? Bu hafta birincimiz artık şampiyonluk yarışı da kızıştı değil mi Fatih hocam? Sormayın. Kızıştığı için böyle bir artık şu an spor, futbol çok konuşuluyor. O yüzden taraftar tişörtü verelim dedik. Şampiyonluğa da yakışmış olur böyle ufaktan. Hani bir maç sonra falan herhalde belli olur şampiyon.
Yani artık Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Anadolu takımları fark etmez. Birincimiz hangi taraftar formaya da tişörtü artık ona bakacağız. Ne istiyorsa onu göndereceğiz inşallah. İkincimize muhtemel soru bankası. Günay yayınlarının muhtemel soru bankası ve 8. sınıf olduğu için bugün özellikle bunu yaptık. LGS'nin anlamı Türkçe denemesini sınavdan önce çözmeniz gereken yayınlar ve kaynaklar olduğunu düşündüğümüz için 2 ve 3. ödül, zaten 3. ödülümüz hep kitap oluyordu. Bu sefer 2'ye de muhtemel soru bankası dedik. Muhtemel soru bankasının da önemini sanırım Fatih Hocam görmeye başladı öğrencilerimiz örnek sorularla bile. Evet, örnek sorularla birlikte muhtemeller gerçek olmaya başladı inşallah. Asıl hedef de liselere giriş sınavında. Evet. Bunu daha fazla soruyla birlikte inşallah, evet, denk getirmeye çalışacağız. İnşallah hocam. Ben şöyle bir hani muhtemel tanımayan, görmeyen, çözmeyen öğrencilerimiz için küçükçe bir tanıtımını yapayım. Milli Eğitim'in bugüne kadar sormuş olduğu tüm soru kökleri, örnek sorulardaki, LGS'de çıkmış sorulardaki soru kökleri ayrıntılıca araştırılıp ve sadece soru kökleri değil, soruyu hazırlarkenki kaynakları bile araştırılıp ona benzer, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru hazırlama komitesinin kafasında olan o tarzda ona benzer paralel sorular hazırladık. Geçen yıl Türkçe ve matematik vardı ve hani Türkçe ve matematiğin nedenli başarılı olduğunu, özellikle Türkçenin başında muhtemelin gerçeğe dönen sorularını görenler bilir. Hani çok bariz ve çok özel soruları tutturduk. Yani hani sadece soru köküyle bağlı kalmadık. Bu yılda zaten iddialıydı kitaplar ve kitapları oluşturan öğretmenlerimiz. Örnek sorularda bile neredeyse birebir sorular gelmeye başladı. Fatih Hocam'ın dediği gibi inşallah sınavda daha çoğunu görürüz. Yani bunları çözmüştük. Onu benzer çıktı, 5'e benzer çıktı, şu soru bak şurada vardı dersiniz inşallah. Bizler de emeğimizin karşılığını bu şekilde sizlere yardımcı olarak almış oluruz. Kitaplarımız bu şekilde. Şöyle mesela bu soruyla ben yorumu, konuşmayı Fatih Hocam'a bırakayım. Ben gördüğümde şok olmuştum açıkçası. Bu kadar olamaz demiştim Fatih Hocam. Evet, bu kadarı oldu. Yani biz de mutlu olduk açıkçası bu şekilde bir sorumuzun. Bizden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir örnek soruda yani ciddi oranda ölçüşmesi güzel oldu. Aslında bu durum bize şunu gösteriyor. Yani siz de dediniz, biz bu çalışmaları yaparken önce çıkmış soruları son 3 yıl içinde, zaten 3 yıldır LGS var. Ayrıca aylık yayınlanan örnek soruları inceledik. Bayağı ayrıntılı inceledik. Soru köküne varıncaya kadar, işte hangi düzeyde sorular olduğuna, hangi konuyla, kazanımla ilişkili olduğuna ve bu soruları hazırlarken hangi çalışmaları, işte bilimsel kaynaklar var, makaleler var, kitaplar var, hikaye roman tarzı piyasada, belki de öğrencilerin okuduğu eserler de var, Nutuk da dahil. İşte bu tarz eserlerden yararlanarak biz bu soruları oluşturduk. Hani Süleyman Hocam, sizin çok sık kullandığınız bir tabir var paylaşımlarınızda. Map kafası dediniz. Evet. Hani map olsa nasıl sorardı düşüncesinden yola çıkarak biz bu soruları hazırladık. Ve bu paylaştığım şu an ekranda görülen soru büyük ölçüde benzeşen soru. Ama bunun dışında benzeşen farklı sorular da var. Ama bizim tabii ki asıl hedefimiz liselere giriş sınavında öğrencilerimiz bu soruları çözerek girdiklerinde ne kadar da benziyormuş bu sorular düşüncesinin oluşması en büyük temennimiz ve bu konuda da gerçekten iddialıyız. Öğrencilerimiz sınava girip çıktıkları zaman iyi ki muhtemel sorular kitaplarından, ki sadece İnkılap Tarihi için söylemiyorum, diğer fen, matematik, Türkçe'de aynı özveriyle, aynı titizlikle hazırlandı biliyorum. Arkadaşlarımızla bu süreçte irtibat halindeydik. O yüzden biz büyük ölçüde soru tutturacağımıza inanıyoruz. Sınava bu kadar az bir zaman kala, ki bu dönemde çözülmesi daha mantıklıdır diye düşünüyorum, çok da büyük fayda sağlayacağına da inanıyorum. Yani LGS öncesi son durak muhtemel sorulardan geçiyor diyebiliriz. Teşekkürler Fatih Hocam. Evet, yani hani Fatih Hocam gereken açıklamaları yaptı. Üzerine çok fazla söylenecek bir şey yok. Hani ters köşe olmayalım diyorsanız bu tarz. Yani sadece bu değil. Hani sınava yönelik, sınava yakın soru bankalarını kullanın. Sadece muhtemel anlamında değil. Yani MEB'in bu şekilde sorar dediği, sınav öncesi çözülmesi gereken sorular diye yayınların hazırladığı kitapları rahatlıkla çözebilirsiniz. Mesela Türkçe'de Mayıs ayı, az önceki Nisan ayında inkılap sorusuydu. Bu da Türkçe'de Mayıs ayı örnek sorusu. Tabii ki de kullanılan cümleler aynı, birebir örtüşmüyor ama sorunun hazırlanış mantığı ve cevap, hatta cevabın doğru şıkkı bile gördüğünüz gibi aynı. Sorularda ve bizim sosyal medyalarımızda inceleyebilirsiniz. Sabırsızlananlar var.
Evet, ufaktan yarışmaya da geçelim. Gençler, hani bir emek veriyoruz, o yüzden hani bu emeğin karşılığı böyle bizim size ödül olarak vereceklerimizi yayınlarımızda tanıtmaya çalışıyoruz tabii. Bu arada takım tutmuyorsak kitap gönderir misiniz demişler. Tabii ki de seve seve. Yani biz her hafta bunu söylüyoruz. Birinci yani ayakkabı diyoruz vesaire büyük ödüller diyoruz ama hocam benim kitaba ihtiyacım var dediğinizde zaten biz size kitap hatta birinciye tüm seti bile gönderebiliriz. Hiç sorun değil. Evet. Birinci olduğumuzu veya ödülümüzü nasıl alıyorsunuz? Gençler ödülünüzü şöyle bizim Instagram hesabımıza ekran görüntüsünü yani yarışma ekran görüntüsünü evet kilitleyelim ki şu botları atalım. Evet gençler botlardan kurtulmuş olalım. Zaten de bu kadardı. Var mı bekleyen giremeyen? Evet bu tarz böyle yok işte reklamını yapmaya çalışan ya da girip de sizin düzeninizi bozmaya çalışanlara izin vermiyoruz tabii. Birincinin nasıl alacağını söylüyorduk. Sosyal medya hesabımıza paylaşımın açıklamalar kısmında da var. Sosyal medya hesaplarımızı görebilirsiniz. Maille ya da Instagram'a mesaj atıyorsunuz. Ekran görüntüsü artı EBA ekran görüntüsü ve ev adresinizi, telefon numarasını yazıyorsunuz. Biz zaten bir ya da iki gün içinde hediyenizi göndermiş oluyoruz. Evet. Var mı giremeyen gençler? Az önce bot atmaya çalıştıkları için engel olmaya çalıştık. O yüzden şöyle yapalım. 868-499. Evet, eğer pini soruyorsanız 868-499. Kaç sorumuz var? 20 sorumuz var. 20 sorudan Türkçe 5, Matematik 5, Fen 4, İnkılap, Din ve İngilizce ikişer sorumuz var. Evet giremedim diyenler hazırda beklesinler gençler. Hani açayım girin sonra tekrar kapatırım. Giremedim diyen mesela Erdoğan Emir. Sizler için yeniden açalım. Girmeye çalışın hemen. Evet hemen hızlı davranırsanız iyi olur. Evet Emir girdin sanırım. Çok iyi. Emir Ayhan'ı gördüm. Gökçe Tuğcu girdi. Melis girdi. Yediler katılabilir mi? Katılabilir ama ödül alamazlar. Geçen yarışmada da 8'ler katılabilir mi diye sormuştunuz. Yedilerin yarışmasında 8'ler katılabilir. Kendini deneyebilir, görmüş olabilir ama hani ödül hangi sınıf düzeyindeyse onlara veriliyor. Evet. Şu kişiyi. Gençler artık başlatalım çünkü birisi gördüğünüz gibi bot atmaya çalışıyor yarışmamıza. Evet giremeyen var mı? Giremeyen var mı? Soruyorum tekrardan. Giremeyen var mı gençler? Şu an kilitledim. Emir tekrar girebilirsin Emir. Yani botları atarken atmış olabilirim. Kusura bakma. Emir senin için tekrar açarım eğer sensen. Evet Emir senin için açıyorum hazır ol. Emir açtım girebilirsin 868-499. Evet Emir deniyor musun? Buket ve Emir deneyebilirsiniz. 868-499 Buket ve Emir. Buket ve Emir için bekliyorum iki kişi de olsa. Eren Erden şu anda açık girebilirsin. Evet Emir tekrar girdi. Başka bir isim deneyebilirsiniz gençler. Tamam Eren de girdi. Gülbahar da girdi. Dilara da girdi. Evet 868-499 Eren'i aldık. Çok iyi. Erdoğan, Emir ve Eren girdi. Evet artık yarışmaya başlayalım. Var mı dışarıda kalan? Yorumlardan söylesinler. Süleyman Hocam ben bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.
Buradan sonrası için ben Mehmet Hocama bırakacağım sosyal bilgiler alanında Teşekkür sözü. ederim hocam. Sorular için teşekkürler. Açıklamalar için de Rica muhtemel ederiz. kitaplar için çok çok teşekkürler. Emeklerinize Rica sağlık. ederiz. Hayırlı akşamlar dilerim. İyi akşamlar, sağ olun, hoşça kalın. Evet, var mı giremeyen Ersin ve LGS adayı Merve? 868-499. Evet, son kez açıyorum gençler. Hazır olun, son kez açıyorum. 868-499. Evet, şimdi bir deneyin. Evet, Ela Merve girdi. Ve Nisanur da girdi. Evet, 100 yapabilir miyiz? 99. Bu arada bu hafta katılım gerçekten az. Yani 7. sınıflarla iftar saatinde yapmıştık. Değil mi Mehmet hocam? 8.30'da yapmıştık ama 300 kişi katılmıştı. Sonra 8. sınıflar kızıyor. Hocam neden 7 lira yapıyorsunuz diye. Tabii Evet, 8'lerin evet. 8'ler de yorgun herhalde değil mi Mehmet hocam? Yani hani bir bıkkınlık var Yani ki. son haftalara doğru herhalde biraz bıkkınlık mı başladı, ne oldu tam bilmiyorum ama 7'ler bayağı aktifti. 350'leri gördüydü sayı katılımcı. Yani şimdi 8'lerin tabii yoğunluğu da var. Ders olan vardır, şu an deneme çözen vardır anlayabiliyorum ama hani biz de zaten 2 haftada bir böyle hem eğlendirelim, yani sonuçta burada da bir bilgi veriliyor. Hem eğlensinler hem ödül kazanma şansı olsun hem sohbetten birbiriyle sohbet eden farklı şehirlerden arkadaşlık yapanlar bile oluyor. O yüzden farklılık olsun diyoruz ve artık başlatalım. Düşen var mı, giremeyen var mı? Azra Gül ben giremiyorum. Hocam giremeyen arkadaşım var. Gençler hadi son kez açıyorum. 868-499. 868-499 son kez açtım. 100'ü yapalım. 100'ü gördün mü kapatırım. Bu arada İsmail hocamdan ses seda var mı matematik soruları için? Merhaba hocam, iyi akşamlar. Oo İsmail hocam hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Yarışma başlarken görememiştim hocam sizi de hoş geldiniz. İşte bir takım aksaklıklardan dolayı geciktik. Olga hocam da geldi bu arada Süleyman Olga hocam. hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman hocam. İyi akşamlar herkese. Vallahi oradan oraya koşturuyorsunuz hocam. Ayağınızın tozuyla Evet geldiniz hocam. gibi bir şey maşallah. Evet, Allah 9'da dersim enerjinizi. biter bitmez geldim hocam. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Rica ederim. Evet Ne demek öyle. gençler artık başlayalım. 100 kişi ise 100 kişi. Tam olarak 100'ü gördük. Hepinize bol şans. Biliyorsunuz ki sorularımızda ters köşeler olabiliyor. Çok hızlı olacağım derken tüh yanlış işaretledim vesaire diyorsunuz. Tecrübeliler bilir. Hadi bakalım kolay gelsin. Hepinize bol şans. Din kültürü sorularıyla başlıyoruz. Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Evet, okuyamayanlar için ben okuyayım. Kur'an insanları doğruya iletir. Güzel davranışların ne olduğunu bildirerek onları yapmamızı bizden ister. Yüce Allah kendisinin emirlerine uyup doğruyu bulmak için gayret gösterenlere yardım eder ve onları en doğru yola iletir. Doğru yolu araması ve bulması gereken insanın kendisidir. İnsan doğru yolu bulmak için aramıyor ve böyle bir isteğiyle yoksa Yüce Allah'ın ona doğru yolu göstermesi mümkün değildir. Konusu aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Belinay dene son kez 868-499. 868-499 giremeyenler için son kez yine ilk soruda açayım. Zaten daha sonra girseniz de çok bir şey ifade etmez soru kaçırdıktan sonra. Evet, son 5 saniyemiz. Evet, Mikail hocam 76 doğru yanıt. Tabii katılım 100'e yakın olduğu için yine çok yüksek bir oran. Ne dersiniz? Evet, gayet hani daha önceki yarışmada söylediğim gibi bizim branştaki sorular geçen yılki LGS'de Türkçemsi sorulardı. O yüzden dolayı özellikle paragraf tipi soruları önemsiyoruz ama gayet başarılı öğrencilerimiz, tebrik ediyorum. Evet, LGS'de de yani hani paragrafı yorumlama gibi geliyor değil mi hocam? Ezber din kültürü Aynen, bilgisi değil de. bizim din kültüründe tabii kavram bilgisi altyapısında dersizlerimizde öğrettiğimiz kavramlar önemli. Fakat yani iyi kitap okuyan öğrenci bizim sorularımızın %50'si %60'ını yapar diye düşünüyorum. Teşekkürler Mikail hocam. Bakalım ilk sorularda en hızlı olanlar.
Sude, Deniz, Eren, Zeynep ve Selin. Eren Erden son dakika alabilmiştik kilitten sonra. O da hızlı yanıt vererek 3. sırada şu anda. Tabii çok şeyler değişiyor. Bu arada çift kat puan var mı diye sormuş Meryem Can. Evet, 5. 10. 15. ve 20. sorularımız çift kat puan gençler. Yani yarışmada toplamda 4 tane çift kat puan sorumuz var. Tabii o sorulara biraz daha özen göstermek gerekiyor. Çift kat puana yakışan sorular oluyor. Evet, 2. din kültürü sorumuzla devam edelim. Numaralanmış cümlelerde tanımı verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Biraz daha büyük olduğu için okunaklı sanırım. Kafa karıştırmamak için ben okumayayım. Yanıtlar da geliyor zaten. Hızlıca. Son 25 saniyemiz. Bu arada son saniyeler için YouTube ekranına değil de Kaot ekranına bakarsanız gençler iyi olur. Hani 5-10 saniye bir gecikme yaşanabilir internetten dolayı. O yüzden Kaot ekranına bakarsanız yanıt vermiş olursunuz. Özellikle sayısal sorularında sonlara doğru cevap veren çok olduğu için uyarmış olayım. Evet, din kültürü 76 ve 72 doğru yanıt. Mikail hocam, başarıyla geçtiler sizin soruları öğrencilerimiz. Ne dersiniz? Evet, gayet güzel. Tebrik ediyorum. Ama şunu söyleyeyim, yani bu 5. ünitedeydi. 14 yapan arkadaşlar da az dikkat etselerdi şey yaparlardı diye düşünüyorum yani. Değil doğru mi? Kırmızı biraz böyle bir almış bazı öğrencileri sanki kendine. Aynen, yani belki de şeyden olabilir. Yani muamelat kavramı insanlar arası ilişkiler demek. Daha çok kavramı belki bilmediklerinden onu işaretlemiş olabilirler. Evet, teşekkürler Mikail hocam. Değerli yorumlarınız ve sorularınız için. Sorularımızı da yine her hafta olduğu gibi sizler hazırladınız. Çok sağ olun. Bakalım puan durumu ne olmuş. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Selin Doğancı, Zeynep Başgöl, Ahmet Günay, Sadık Günay, Deniz. Evet, Günaylar acaba akraba mı, kardeş mi? Göreceğiz bakalım yarışma sonunda, eğer ilk 5'te hala olurlarsa. Evet. Aynen, siz okudunuz diye ilk soruyu geç cevapladım. Yani şimdi şöyle, yanlış analiz kurumu diye bir kullanıcı. Okuyamayanlar oluyor. Bazen çok yoğun yazı olan görüntülerimizde 720 değil de 480 ya da 320 360p yapanlar okuyamadığı için okuduk. Bazen çünkü okumamız isteniyor. Yani bundan sonrasını okumayalım o zaman. 720p'deyken sorun olmaz diye düşünüyorum. Evet, din kültürü sorularımız bitti. Şimdi inkılap sorularımıza devam ediyoruz. Buna göre Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Evet, Yusuf Ahmet, sadece seninki geç gelmiyor, herkese aynı sürede gidiyor. Yani bir 10 saniye, 12 saniye gibi ekran gecikmesi bugünkü internet hızına göre değişebiliyor. Biz zaten o yüzden 1 dakika yaptık. Hatta 1,5-2 dakika olan sorularımız da var. Soruların yanıtlanma süresine göre. Evet, son 20 saniyemiz mesela şu anda 84 kişi yanıtladı. Dolayısıyla hani sürelerimiz 30 saniyelik soruya biz 1 dakika verdik ki gecikmeye göre. Evet, süremiz tamamlanmak üzere. Dediğim gibi Kaot ekranına bakın, YouTube ekranına bakarsanız aldanabilirsiniz bazen. Mehmet hocam, yani 70'ten biraz düştük ama tabii din kültürü kolaylığında o kadar olmuyor. İnkılapta biraz daha terimler farklı. Ne dersiniz? Yine yüksek ama. Yine yüksek, gayet iyi. Kısacık bilgi vereyim Süleyman hocam. Bu tabii. Ünite Cumhuriyet'e yönelik tehditler konusunda geçiyor İzmir suikasti. Bunu planlayanlardan bir tanesi de Ziya Hurşit, milletvekili aynı zamanda. Ve yakalandıktan sonra işte Mustafa Kemal'le görüştürüyorlar.
Niye böyle bir olaya girdiğini soruyor ve paşam ne yapayım işte diyor da huzurunuzda bu vaziyetteyim affedin demesi üzerine Mustafa Kemal'in sözüdür bu söz. Tabii yargı bağımsızlığını vurgulamıştır. 65 arkadaşımıza tebrik ederiz. Çok sağ olun hocam. Bu arada hani bilgi de detay oldu mesela. Ben evet bunu biliyorduk bu suikast girişimini ama bu denli işin aynısını bilmiyorduk. Teşekkür ederiz. Tabii Rica siz ederim. burada biraz daha dip bilgi, kıyı köşe bilgileri hikayeleştirerek öğrencilerimize aktardığınız için daha da keyifli oluyordur. Yani böyle akılda kalıyor. Evet, doğru. Evet, Selin Doğancı, Taha Evran, Abdullah Arıbaş. Bu arada Abdullah tüm yarışmalarımıza girer. Böyle çok yaklaşır ödüllere falan ama ilk 5'e görememiştik bugüne kadar. Şimdi inşallah bakalım ilk 5'te yer alır. Daimi takipçilerimiz ödül alsın isteriz. Ravza ve Ahmet. Bu arada Mehmet Hocam, isimler de değişmiş yani bayağı. Hani aslında çok zor değildi ama çoğunluk doğru yaptığı için biraz hız devreye giriyor sanırım. Mesela Günaylar evet, vardı evet. Gitmiş. Şu an hız devreye giriyor ama ileriki sorularda doğru yanlışlar devreye girecek. Hani yanlış yapanlar bir an uzaklaşacak ilk 5'ten falan. Dikkat etmek gerekiyor. Evet, İnkılap'taki ikinci sorumuzla devam edelim. Mustafa Kemal'in bu sözü Türk dış politikasının aşağıdaki temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? Evet, son 25 saniyemiz. Evet, tüm herkes süre bitmeden yanıtladığı için süreyi bile beklemedik ve hani çok da yüksek bir oran oldu yani. Hani belki de rekor olabilir şu an bizim yarışmalarımızda 5 kişinin yanılıyor olması, 81 kişinin doğru yapması. Mehmet Hocam, Gayet güzel. Bizde de inkılap tarihinde ben öğrencilerime tekrarlıyorum. Anahtar kelime önemli. Burada hayaller peşinde koşan demeyerek tam zıt anlamlısı gerçekleri ön plana çıkarmak. O bizi hemen soruda cevabı bulmamızı kolaylaştırıyor Süleyman Hocam. Evet hocam. Arkadaşlar da gayet güzel 81 tane katılımcı. Herhalde hocam bu gayet gelen güzel. Öğrencilerimiz LGS'de inkılapta 10'da 10 yapmaya aday hepsi. Aday, evet çok güzel. Yani çok güzel bir tablo var İnkılap adına gayet güzel. Evet, çok teşekkürler Mehmet Hocam değerli yorumlarınız için. Evet, rica Selin ederim. Doğancı, Taha Evran, Abdullah Arıbaş, Ahmet Kefelioğlu ve Ravza Baydilli. İlk 4 soruda puanlarımız, puan durumu, ilk 5 öğrencimiz bu şekilde oluştu. Tabii daha çok şey değişebilir. Şimdi mesela şöyle İngilizce sorularımız geliyor. Hatta İngilizce sorularımızın ilki de çift kat puan. Olga hocamla sizi baş başa bırakacağım ve çift kat puan belki de isimleri değiştirecek Olga hocam. Ne dersiniz? Bakalım görelim hocam. Evet. Merakla bekliyorum. Aynen öyle, ben de öyle. Evet, bu iki soruda Olga hocam sizinle birlikte olacak. Geçelim bakalım neymiş İngilizcemiz. Which of the following completes the dialogue? Evet, son 15 saniyemiz. Evet, cevapları vermeyelim gençler. Cevapları verenlerimiz, moderatörlerimizce engelleneceklerdir. Olga hocam, sizde de 65'te başladık. Evet, çok güzel oldu. Evet, gayet iyi. Yani 70'ler, evet. 60'lar, 100 öğrencide.
Soruyla ilgili hocam 8-7 kişi bir yeşil kırmızı demişler ama en azından onlar neden değil? Onlar neden değil? Garden kelimesine dikkat etmeleri gerekiyordu. Bahçe, bahçede yapılan bir iş olması gerekiyordu. Belki işte mowingle mopla mow'u karıştırabilirler diye düşünmüştüm. 8 kişi öyle yapmış. Yani bahçede yapılan bir iş olacaktı ve LGS'de bu tip soru bekliyorum ben. Bahçe, işte garden, kitchen tarzında verilip orada yapılan işler sorulabilir ev işleri. Evet. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Evin bir bölümü ve orada yapılan eylemleri olarak da, bilsin öğrencilerimiz. Kesinlikle. Ya da outdoor, dışarıda yapılan işte alışveriş gibi. Bunlar, bu tip soru bekliyorum. LGS'de bakalım. İnşallah bakalım gelir hocam. Teşekkür ederiz. Bakalım puanda neler olmuş. Abdullah sanırım bir tık hızlı davranmış Taha'dan. İkinciliğe çıkmış çünkü. Ahmet Keferoğlu dördüncü. Deniz gelmiş. Deniz nokta beşinci. Sanırım hani birkaç kez girince Deniz girmek için böyle yapmış. Yani ilk üçe girerse EBA'daki görüntüsüyle Deniz olduğunu ispatlarsa yine ödülünü veririz. Evet. Sıradaki İngilizce sorumuz bakalım neymiş? Which one can be the best title for the list? Evet, son 20 saniyemiz bu arada. 80 yanıtı bulduk. Evet. 60'dan 70'e çıktık Olga hocam. Öğrencileriniz evet. LGS'ye yaklaştığı için hazırlar sanırım yani maşallah. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela bilinmeyen kelime çok fazlaydı orada, yabancı kelime. Ona rağmen işte ipuçlarını bularak yapabilmişler. Tower, yine temple, bunlar turist attractions, yani turistik yerler. Bunları gördükleri zaman square, castle, direkt turist attraction'a gitmeleri gerekiyordu ve doğru yapmışlar. Çok teşekkürler Olga hocam. Sorular ben ve sorulardaki öğretmenim. Yorumlar, bilgilendirmeleriniz için çok çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Rica ederim öğretmenim. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Evet bakalım. Selin Doğancı, Abdullah Arıbaş, Taha Evran, Deniz gitti. Yerine Kaan geldi. Ahmet 4. sırada yerini koruyor. Sözel sorularımızla 3 dersi geride bıraktık. Şimdi 5 adet Türkçe sorusuyla bakalım neler yaşayacağız. Tabii Türkçe'de biraz daha böyle 60'lar 70'ler sanki dağılabilir gibi geliyor bana. Hani Türkçe matematik fen zaten LGS'de de yanlış yapılabilir konular, sorular olmuş oluyor. Kat sayısı da yüksek bu derslerin ama umarım başarıyla geçersiniz. Gelsin bakalım 7. sorumuz. Bu metinde altı çizili olarak verilen sözcükleri karşılayan anlamlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Evet. Eğer ince görünüyorsa bilmeyen, hususta ve korkmasının altı çizili. Son 30 saniyemiz. Biraz daha tabii geç geliyor yanıtlar. Kalan süre olarak kaota bakmanızı tavsiye ederim. YouTube ekranı yanıltabilir. Evet, yani sayının biraz düşeceğini tahmin ettim ama yine yani yoğunlukta bir doğru yanıt oranı var. 16 kişi kırmızı, 11 kişi yeşile düşmüş. Yani kırmızıda bilmek kelimesi, kaygı duymak ve sakınmak biraz yakındı ama bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak anlamında değildi oradaki bilmek. Ve
ikinci kelime husus alan belki biraz daha yakın ama ilk kelimeden dolayı eleniyordu. Yeşile gidenler de hatırlamak fiili bilmek bu uymuyordu. Burada herhangi bir konuda bir şey öğrenmiş olmak oradaki bilmekti. O yüzden mavi yani B yanıtımız olacaktı. Mesela değiştirdi. 40 kişi olunca doğru yanıt sayısı biraz isimler değişti. Tabii bu da yarışmaya daha bir eğlence katıyor. Daha farklı isimlerin ilk 5'te sürekli yer değiştirmesi. Ve şu an gördüğümüz gibi 7200 ile 7100 arası. Yani 5. ile 1. arasında 100 puan fark var sadece. O kadar bir çekişme var. Bakalım diğer Türkçe sorularında durumlar nasıl değişecek. Aşağıdakilerden hangisi mutluluk diyarı sabır ülkesinden hemen sonradır sözüyle anlatılmak isteneni karşılar? Evet, bu biraz daha tuzaklı gibi düşünüyorum. Biraz yanıtlar dağılabilir. Son 5 saniyemiz. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Yani ölçme kuralına göre bakıldığında sanki böyle dengeli dağılım istenen aranan gibi. Gençler neden diğerleri değil konuşalım. Sabrın sonu selamettir de ki evet sabırdan sonra gelen bir duygu var ama selamet eşittir mutluluk mudur? Hayır. Yani selamet esenliktir. Bir şeyden böyle hani kurtulma, oh rahatladım falan gibisinden bir şeydir. O yüzden değil 21 kişi çünkü en çok bu yanıtlanmış. Sabreden derviş muradına ermişti. Sabırdan sonra amacına ulaşmak vardır. Her amacına ulaşan kişi yani amacına ulaşmak eşittir mutlulukla söylenemez. Ve D şıkkı yeşil, mutluluğa ulaşmanın yolu sabırlı insanlarla yürümekten geçer. Evet mutluluğun sabrın sonunda bir mutluluktan bahsediyor ama kendisi belki sabırlı değil. Yani ben sabırlı değilim ama sabırlı insanlarla yol yürüdüğüm için mutluyum gibisinden bir anlam var. Verilen sözde kendinin sabırlı olmasından bahsediyordu. Bu yüzden ve özellikle de böyle bir soru hazırladık. Çünkü bakan paragraflar uzun olmayacak, dil bilgi soruları sorulmayacak dedikten sonra Nisan ve Mayıs örnek sorularında özellikle Nisan örnek sorularında özlü ifadeleri, yoğun ifadeleri gördük. Yani deyimler, özlü sözler, atasözleri daha çok önem arz ediyor. Çünkü bir paragraf uzun olmayacaksa yoğun olabilir. Yoğun bir soru olabilir. Yani özlü bir soru olabilir. O yüzden burada mutluluk diyar sabır ülkesinden hemen sonradır cümlesi, mutluluk sabrın tarlasıdır, sabır tarlasının hasadıdır cümlesi buna yönelik şeyler bilerek böyle hazırladık. Bunlara hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Kalıp ifadelerin ne anlam ifade ettiğini bilmenizde fayda var. Buna yönelik bir çalışma inşallah yaparsınız. Evet Deniz mesela bu soruyla birinciliğe çıktı. Emre Armağan daha önce yani sayısını hatırlamıyorum ama 3 ya da 4 kez ödül verdiğimiz bir öğrenci diye hatırlıyorum. Başarılı bir öğrencimiz. Testlere Necmi gelmiş. Umarım lakabıyla gelmiştir. Değişik yani soyadı mıdır bilmiyorum da. Lazia yani Testlere Necmi, Lazia, Memati direkt şey. Lakaplar gibi tabii yani EBA'dan bunları ispatlaması gerekiyor öğrencilerimizin. Evet Türkçe'de 9. soruyla devam ediyoruz. Bakalım neymiş? Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerde yer alan söz sanatlarından herhangi birinin örneği yoktur? Evet, 45 saniye kaldı. Evet gençler, kaot süresine bakın kalan saniyede. Şu an az yanıt var. Gecikmeyelim.
15 saniyemiz kaldı. Boş bırakmayalım. Süremiz doldu. Evet, yine Türkçe soruları biraz daha sizi zorladı gibi geldi bana. Dizelerde tezat ve benzetme vardı. Bunu görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Gitmek, gelmek, konuş, sus falan. Dolayısıyla tezatı ve gibi kelimesiyle benzetmeyi görmüşsünüzdür. En çok yeşile gidilmiş. Burada biz daha önceki yarışmalarımızda da söyledik. Yani öğrencilerin kafasında tezat sanatı eşittir zıt anlamlı sözcüklerin şiirde yer alması şeklinde bakılıyor. Yani evet, zıt anlamlılıkla da tezat sanatı yapılır. Bolca da yapılabilir. Ama tezat, yani söylediğimiz gibi biz zıt anlamlı sözcükleri bir yerde kullanmaya çalışmıyoruz. Amaç o değil. Şiirde amaç söyleyiş güzelliği sağlamak, zıtlıklar yaratmak. Yani bu zıtlıklar duygu zıtlığı da olabilir. Yani burada mesela ne var? Bizim daha önceki sorumuzda düşmanın zıttı mesela yakınlık, kardeşlik falan gibi bir şey vardı. Bir Kurtuluş Savaşı şiiri vardı. Burada da yokluğunda buldum seni diyor. Yokluk. Yani yokluğunda bulamazsın, buldun. Yani hiçlikle bulma. Burada da bir tezat var. Zaten hani şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yükseltti de ne benzetme var ne tezat var. Yani buradan da yakalayabilirdiniz C şıkkını. Tekrar söylüyorum, tezat sanatını iki tane zıt anlamlı kelime arayacağım bulacağım diye bakmayın. Yani zıtlık durumu bakın. Yani durumda zıtlık varsa... bir çelişki varsa, duyguda zıtlık varsa bunlar da olur. Mesela yokluğunda bulmak gibi. Dikkat edin buna. Evet, Emre Armağan birinciliği kaptı. Aylin Rodoplu ikinci, Deniz üçüncü, Necmi dördüncü, Emir Beyhan da beşinci. Onuncu sorumuz, Türkçedeki çift kat puan sorumuz. Bilenler bilir nasıl olduğunu, tarzını. Her zaman yazım kurallarından soruyoruz ki hem çift kat puan, yarışmaya katılmıştım, çift kat puan da doğru yapmıştım, yanlış yapmıştım, çok etkilemişti puanımı falan diye böyle aklınızda kalsın. Hem de orada verdiğimiz bilgiler aklınızda kalsın diye yazım kurallarından yapıyoruz hep 10. sorumuzu. Çokça da kişiyi eliyor, o yüzden dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sorudan sonra da size yazım kurallarıyla ilgili bir hani sürpriz bilgi paylaşacağım. Önce bir sorumuzu görelim. Mayıs'ın 6'sında Anadolu ve Balkanlarda kutlanan mevsimlik bayramdır Hıdrellez cümlesinde kaç tane yazım yanlışı vardır? Evet. Süremiz yarılandı. Son 15 saniyemiz. Bu arada Burcu hocama ve İsmail hocama teşekkür ederiz. Cevap yazanları veya orada düzeni bozanları engelledikleri için. Süremiz doldu. Evet, 3 diyen, yani yine 25-27 çoğunlukta diyebiliriz. 2 diyenler var, 1 diyen var. Çokça kişiyi yanıltmış yine, yani 2 ile 1 diyen totalde 46 öğrencimiz. Şimdi gençler konuşalım, daha sonra da yazım kurallarıyla ilgili size söyleyeceğim bilgiyi aktarayım. Mayıs'ın 6'sında cümlenin başı olduğu için bir tuzak. Yani 6 Mayıs, gün belli olduğu için özel isimdir Mayıs. Cümlenin başında olduğu için büyük yazılmış ama kesme işaretiyle ayrılmamış. Yani cins isim gibi algılanmış aslında. Dolayısıyla ilk yanlışımız Mayıs'ın derken ının ayrılması gerekiyordu. 6'yı da bilerek yazıyla verdik ki böyle şeyler yapılabilir, dikkat edin diye. Anadolu ve Balkanlar'da diyor. Balkanlar'da, Balkanlar bir yer ismi. Dolayısıyla dağ ayrılmalı. Ha, biz başka şeylerde ler eklediğimizde ek olan lerden sonra bir gelen çekim ekini ayırmıyoruz. Ama buradaki ek değil. Hani oradaki yerin adı Balkanlar. Dolayısıyla dağı ayırmamız gerekiyor. Bir özel isim. Ve son olarak da önemli gün, milli dini, bayramlar
büyük yazılır. Hıdır Ellez'in de H'si büyük yazılmalıydı. Toplamda 3 yanlış vardı. Tahmin ediyorum ki yanılanlar Mayıs'ın M'sini büyük gördükten sonra orayı atlamışlardır diye düşünüyorum. Balkanları, Hıdır Ellez'i görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hani 2 yapanlar, 1 yapanlar da artık ya Hıdır Ellez'i atladı ya da Lara 2'ne takıldılar. Puan durumuna geçmeden önce ki çok kişiyi değiştirmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü 27 kişi sadece doğru yanıtladı. Çift kat puanı olduğu için bayağı değiştirmiştir. Biliyorum ki yazım kuralları konusu gerçekten sizin için şüpheci bir durum. Yani çok fazla kural var, çok fazla bilgi var. Hangisi gelebilir? Her şekilde şaşırabilirsiniz ki bizim bugüne kadar sorduğumuz yazım kuralları sorularının çoğunda az kişi yanıtladı. Yani hani böyle dökülmeler yaşandı. Haftaya pazar normalde yarışmamız yok. 2 haftada bir yapıyoruz ama haftaya pazar Türkiye geneli LGS'de çıkabilecek yazım kurallarıyla ilgili bir gönüllü birlikte Zoom dersi yapacağız. Bunu da bu yarışmanın sonunda Zoom ID ve şifresini aktaracağım. Sosyal medya hesaplarından da açacağım size. Yani daha önce de yapmıştık. Tabii o zamanlar dil bilgisi vardı. Ögeler konusuyla ilgili yapmıştık. Çok da güzel, keyifli olmuştu. Bir ders diye planladık. 3 ders buldu dersimiz. Hani güzel de keyif aldım ben. Hani iyi öğrencilerle birlikte keyifli bir ders oldu. İnşallah haftaya pazar günü saat 9'da yazım kurallarıyla ilgili bence çıkması muhtemel olan konu ve sorularla ve sorular içinde teknik taktikle yazım kurallarında neyi nasıl yapmalıyız falan bunları söylediğimiz Türkiye geneli Edirne'den Kars'a bir canlı Zoom dersi yapacağız. YouTube'da değil, direkt Zoom'da, bunu da iletişime geçeriz. ID ve şifreyi not alırsınız. Bakalım şimdi puan durumu nasıl olmuş. Deniz birinciliği geri almış. Testere Necmi ikinci, Memati üçüncü, Lazia dördüncü, Turbo diye biri var beşinci. Yani Turbo'nun biraz kendini ispatlama durumu yok. Kendi adınızı girin dediğim için onun burada ödül alabileceği bir isim yok. Bunu söylemiştik zaten. Evet. Yazım yanlışı diyor ama demişsin. Yanlış analiz kurumu. Oradaki Mayıs küçük harfle yazılır diye düşünülmüş. Ama cümlenin başında olduğu için büyük yazılmış. Yani o bir yazım yanlışıdır. Hani cümle başında olmasaydı o mantıkta küçük yazmalıydı. Kesme işareti konmuş mudur konmamış mıdır değil. Zaten özel isimlere gelen ekler, çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Oradakini cins isim olarak düşünmüş. Yani küçük düşünmüş. Orada büyük harflerin kullanımı gibisinden bir yanlış var. Hani kesme değil ki, öyle bile olsa oradaki kesme hatasını da yine yazım yanlışı olarak kabul ediyor MEP Bakanlığı. Evet. Bu öğrencilerin yanlışlarından ikisinin ortak olduğu bilinirse yanlış yaptıkları sorular aşağıdakilerden hangisi olur? Bu arada 2 dakikanız var gençler, rahat olun. Mantık sorumuz. Evet, kağıt kalem alıp güzelce yapabilirsiniz bu soruyu. Tablo çizmek gerekebilir gençler. İsmail hocam zaten matematik için hazırlamışlardır herhalde. Oraya bir çizi verirler. Geçen haftalara göre katılım biraz kaliteli gibi geldi hocam. Değil mi? Az ama öz katılmış sanki İsmail hocam. Evet, yani sizin matematik yorumlarla boş boş uğraşan kimse yok. Evet. Evet, orada iyice belli olur. Evet, bulmaya başlayanlar yavaş yavaş işaretlemeye başladı. Yani çok güzel iki ipucu var bu sorunun çözümünde. Bir tanesini direkt verdik zaten. Diğerini bulmanız isteniyor. Evet, son 10 saniye boş bırakmayalım. Mutlaka işaretleyelim. İsmail hocam, ben sana bir şey diyeyim mi İsmail hocam? Burada matematikten gittiler. Evet hocam. Çünkü tahmin ettim.
20 sondan 5. sorular yanlış dediğimde herkese göre sondan 5 15 gibi gelmiş. Hani 30 30 kişi onu yapmış. Sondan 5 kaçtır bir sayalım gençler. 20, 19, 18, 17, 16. Sondan 5. soru 16. sorudur. Tabii son 25 çıkar 15. Yani İsmail hocam tam olarak matematik yanlışı bence bu. Evet hocam. Sıralama sorularında da böyle baştan ve sondan kaçıncı şeklinde gelen sorular da çok yanıltıcı oluyor. Evet yani gençler bu sondan 5'i 15 diye düşündüğünüzü bildiğim için bu soruyu hazırladım. Hatta hani böyle düşünen hatta yarışmamıza katılan Zeynep Şevval'e de selam olsun buradan. O da böyle 15 diye düşündüğünden gülmüştü şöyle bir saymıştık. Ben bunu daha sonra kullanırım demiştim bilgi yarışmalarında. O da bugüne denk geldi. Ha diğerinin 10 olduğu nasıl bulunuyor? Üçüncü soruya kadar yanlışları yok. Demek ki ilk iki doğru. Üçüncüde birinin yanlışı var demek. Birisinin 6 serisi var. Diğerinin 9 serisi var en çok doğru yapan. Şimdi 9 serisi olanı zaten ya birinci soru yanlış ya 10. soru yanlış olacak. Ama ilk iki soruda yanlış yoksa demek ki 10. soru yanlıştır. Diğer öğrencimiz de 3, 6 serisi var. 9'a kadar getiriyor. 10. sorusu yine yanlış oluyor. Yani 10. sorular ve sondan 5'i zaten biz verdik. Siz zaten bizim verdiğimizde yanılmışsınız. 30 diyenler. 30 kişi. 15 diyenler. Evet bu 9 kişiye müthiş bir getirisi oldu bu sorunun. Evet Deniz doğru yanıtlamış sanırım. Necmi, Memati, Lazia ve Selin Doğancı. Selin Doğancı da arada ilk 5'e girip girip çıkıyor. Burak hocam burada mısınız? Fen'e geçeceğiz artık. Soysal'a geçiyoruz. Evet Burak hocamdan ses alamadım ama. Burak hocam az önce buradaydı da ben yine bir hatırlatayım. Tamam ben soruya geçeyim gelirse yine konuşuruz. Tamam hocam. İsmail'in başlangıçta çaprazladığı bezelyeler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet Şevval yine yanlış mı yaptın acaba az önceki soruyu? Yorumlardan yazarsın. Evet, son 20 saniyemiz. Evet, bu sefer doğru yapmıştım. Tebrik ederim. 9 kişiden biri. Evet, süremiz doldu. 24 öğrencimiz doğru yanıtladı. Burak hocam buradaysa soralım. Değil. Evet hocam burada. Geldiniz. Burak hocam. Aynen. Kırmızıyla sarıya giden olmuş. Ne dersiniz? Evet. Hocam şimdi burada şuna dikkat etmeleri gerekiyordu. Şimdi ikinci dölde elde edilen verilere baktığımızda ama %75 ve %15 çıkabilmesi için bir yani birinci çaprazlamanın sonucunda birinci dölde iki tane heterozigot birey elde edilmesi gerekiyor. İki tane heterozigot birey elde edebilmesi için çaprazlamada yani başlangıçta yapılan çaprazlamada bir tanesinin yani ikisinin de saf döl birisinin baskın birisinin çekinik olması gerekiyordu. Yani saf döl yine homozigot yeşil tohum ile homozigot sarı tohumun çaprazlaması gerekiyordu. Birinci dölde elde etsin. Bunların çaprazlamasından ikinci dölde elde edilip %75'e %15 %25 şeklinde bir çaprazlama elde edebilelim oran olarak hocam. Evet hocam çift kat puanlık bir soru olmuş aslında bu. Hocam bir bunu sormuyorum. Yakalayamadık yine galiba. Evet bakalım ne olmuş. Selin çok hızlı ilerlediğini gösteriyor. İkinci sıraya çıkmış. Az önce beşinciliğe gelmişti şimdi ikinci. Tabii sayısal sorularında İşler değişebilir. Bambaşka öğrencileri burada görebiliriz. Deniz birinci, Selin ikinci, Necmi üçüncü, Elif Sena geldi mesela dördüncü, Ziya da beşinci. Evet, yarışmamızda 13. Fende de ikinci sorumuzla devam edelim. Evet, 13. sorumuz uzun olduğu için görselde yer alacak gençler. Bitki, çekirge, kurbağa, yılan ve kartal zinciri var. Thank you.
Son 20 saniyemiz. Evet, süremiz dolmak üzere ve doldu. Evet, Burak hocam biraz daha yükseldi. Evet. 39 evet, oldu hocam. Öğrencilerin bu konuyu gayet anladığını bize gösteriyor hocam. Burada canlıların sahip oldukları enerji, tabii ki ilk üreticilerden başlayacağız ama asıl enerjiyi bu üreticiler nereden sağlıyor? Güneşten sağlıyor hocam. Bu güneşten gelen enerjinin %10'luk kısmı bitkiler tarafından kullanılıyor. Bundan sonra da üreticilerden tüketicilere doğru her bir basamakta %10 enerji aktarılıyordu. O yüzden sahip olunan enerji bakımından en fazla bitkiler. Biyolojik birikim ise canlıların sahip olduğu besin zincirinde bir basamaktan diğer basamağa aktarılmayan, sahip olunan sahip olunan ve aktarılmayan tam toparlayamadım hocam, kusura bakma. Birikim birikim demiştiniz orada hocam sanırım. Yani vücuttan atılamayan madde birikimi hocam. Zararlı atık madde birikimi, yani canlıların atamadığı zararlı atık madde olarak adlandırılıyor. Öğrencilerimiz de yazmış zararlı madde miktarı diyor hocam, ne kadar şeyler. Evet, maşallah. Yani birisinde %10 aktarıldığı için en baştakinde fazla azalarak gidiyor. Diğerinde de birikiyor. Bir üreticilerden tüketicide doğru giderek artıyor hocam. En fazla son basamakta olan Kartal'da olacak hocam. Çok teşekkürler hocam. 39 öğrencimiz puan alınca neler olmuş? Evet, ilk 5 pek değişmiyor şu anda ama puanlar da aşırı yakın yani. Hani bugüne kadar biraz böyle ilk 2, 3 ya da birinci biraz açıyordu. Şu an belki de 6. 7. falan arkadaki öğrencilerin de puanı çok yakın olduğu diye düşünüyorum. Bakalım. Daha 2 tane daha çift kat puan sorumuz var. Neler olacak görelim. Yarışmamızın 14. sorusu. Evet, okumayalım ki zaten görüyorsunuz. Evet, son 20 saniyeye giriyoruz. Yine farklı, değişik bir soru Burak hocam. Bakalım ne olacak yanıtlar. Evet hocam, göreceğiz hep birlikte. Oo, yüksek geldi. 51 evet, kişi doğru yanıtladı. Öğrencilerimiz gayet doğru cevaplamış hocam. Yani en fazla fotosentezin yapabilmesi için illaki bir kere mor ışık ya da kızılötesi ışık gerekiyor bizim için. Yani buna dikkat etmişler arkadaşlar. Evet, bir de sıcaklığında da hani fotosentezin maksimum olduğu değer de 25-30 derece arasında. Onu da arkadaşlarımız yapmış. Suyu bol ortamda tabii ki illaki fotosentezini etkileyecektir. Tebrik ediyorum arkadaşlarım. Teşekkürler hocam. Bakalım ne olmuş. Evet. Puanlar çok yakın. Bu arada mesela Kaan Yıldırım 21.yim. Birinci olma şansım var mı diye sormuş. Yani puanına bakılarak şu anda 2 tane çift kat puan, 4000 puan sorumuz öyle var. Diğer taraftan da 4000, toplamda 8000 puan alınacak puan var. Yani 2000-3000 puan farklarınız varsa rahatlıkla ilk 5'e, ilk 3'e girebilirsiniz. Daha yani hani matematik ve fenin de ayırt ediciliği yüksek olduğunu düşünürsek çok şey değişebilir. Yani ümidinizi yitirmeyin. Evet, mesela 15. soru fenin çift kat puan sorusu.
gayet de sıranızı yükseltebilir. Aynı zamanda düşürebilir. Bakalım. Birbirine yaklaştırılan X ve Y cisimlerinin sırası ile yükleri ve birbirleriyle etkileşimleri nasıldır? Evet, biraz çok boyutlu bir soru. Ela Nurdoğan, sıramı nereden göreceğim demişsin. Şöyle, yarışmadan sonra zaten ben ilk 40, ilk 50, ilk 30 paylaşıyorum. Yani girersen görürsün bu şekilde sıralamanı. Zaten sende de yazıyor olsa gerek. Son 20 saniyemiz. Burak hocam biraz uğraştırıcı herhalde soru. Galiba hocam. Evet, son 10 saniye gençler, yanıtsız bırakmayalım. Hızlıca cevaplandıralım. Evet, son saniyelerde hızlıca arttı. Evet. Ama yani geç de olsa yüksek. Doğru sadece cevaplar yüksek çıktı. Aynen hocam. Artı artı ve birbirini iterler. İterler kısmında evet. Eksi eksi, aynen. Artı artı kısmında biraz şaşırmışlar hocam. Aynen hocam. Bu soruda da şimdi yün kumaşa ebon çubuk sürtüldükten sonra, pardon, ipek kumaşa ebon çubuk sürtüldükten sonra ebon çubuğumuz pozitif yükle yükleniyor. Daha sonra X cismine dokundurulduktan sonra X cismi nötr bir elektroskopa dokunduruluyor ve elektroskopta herhangi bir değişiklik olmuyor. Bu X cisminin negatif yükle yüklendiğini ve ebon çubuğa dokundurulduğu zaman nötr hale geldiğini bize gösteriyor. X cismi negatif hocam. Y cismi de nötr şey ebon çubuğun yün kumaşa sürtülmesinden sonra ebon çubuk negatif yükle yükleniyor. Y cismini dokundurduğumuz zaman bunu elektroskopa dokundurmuş ve yaprakları açılmış. Bu da Y cisminin bize negatif olduğunu gösterir hocam. Bu da ikisinin de negatif, iki negatif de birbirini iteceğinden dolayı birbirini iterler olacak hocam. Evet, ikisinin de aynı olması itmesini zaten getiriyor. O kısımda anlamışlar ama bir artı eksi de yanılmışlar. Yani orada biraz karışıklık olmuş olabilir hocam. Evet. Burak hocam, sorularınız yani gerçekten güzel sorularınız ve sorulardaki ayrıntılı açıklamalar için çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Rica ederim hocam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Evet. Deniz devam ettiriyor zirvedeki yerini. Necmi, Memati, Ziya ve Selin Doğancı. Şimdi İsmail hocam, matematik sorularıyla baş başayız. Neler olur acaba? Bu sıralamada değişiklikler görür müyüz? Görebiliriz hocam. Aynen devam da edebilir. Öğrencilerimizin gayretine, başarısına bağlı. Bakalım. LGS'ye de 27 gün falan kaldı aşağı yukarı. Öğrencilerimiz bu süre zarfında günlük bir tane genel matematik denemesi çözmeye çalışsın. Oradaki yanlış yapılan soruların konularını en azından şöyle bir göz atsınlar. Sürekli yanlış yapılan konularını öğretmenleriyle paylaşsınlar. Evet, yani hani artık toparlasınlar yani. Artık toparlama evresi, yani hangi konumdan eksikleri varsa ona yönelik, özellikle dediğiniz gibi branş denemeleri ve genel denemelerdeki matematik soruları daha böyle LGS'ye yönelik eksiklerini kapatmak adına oluyor. Evet hocam, bu yarışmada da zaten sorular seçici olduğu için LGS'ye yönelik bir ton soru soruldu. Kelime oyunu olsun, birim oyunu olsun, öğrencilere farklı yönlerini, farklı başlı açısı kazandırmak için bir ton soru sorduk Raşit Hoca, siz, ben. Hani bu yarışmayı da iyi takip eden öğrenciler de bir üst seviyeye çıkmışlardır matematikte. İnşallah öyle. Yani İnşallah. Bir tane bile bir cümleden bir faydamız dokunduysa ne mutlu. Gelsin İnşallah. Bakalım sorumuz. Buna göre Atlas'ın tablete ilk yazdığı sayıdaki 6 rakamının basamak değeri kaçtır? Biraz ince okuyayım isterseniz gençler. Rahatsız olanlar sesi kısabilir. Atlas teknoloji tasarım dersi için bir oyun tasarlamıştır. Tabletin ekranına herhangi bir sayı yazdığında her 10 dakikanın sonunda bu sayı 10 üzeri -1 ile çarpılmaktadır. 2 saatin sonunda Atlas'ın tabletinin ekranında yazan sayı yukarıdaki tabletin ekranında verilmiştir. Buna göre Atlas'ın tablete ilk yazdığı sayıdaki 6 rakamının basamak değeri kaçtır diye sorulmuş. Evet, Yaşar, kilidi açıyorum da bu saatten sonra girmiş olmanın çok bir faydası olmaz diye düşünüyorum.
868-499. Evet, açtım şu anda Yaşar. Kemal Yaşar her türlü kazanamazsın demiş. Orada hiçbir türlü kazanamazsın olacaktı. Anlatım bozukluğu sorusu gelmeyecek LGS'de ama. Ama sorularda anlam yanılgısı gelecek. Evet evet, yani okurken dikkat etmeli lazım. Son 15 saniyemiz. Yani atmanın bizde bir ilgisi yok gençler. Artık Kaot uygulaması nasıl atıyor, nasıl tutuyor bilmiyoruz. Evet, süre bitmek üzere ve bitti. İsmail hocam 16 kişi kırmızı demiş, 17 kişi sarı demiş. Evet. Bayağı dağılmış yani. Nasıl yapmalıydık ki bu soruyu? Hocam yani daha önceden bununla ilgili çok soru çözmüştür öğrencilerimiz. Bilimsel gösterim sorularında işte üst ifadeleri yazıp hemen çarpıp geçiyorduk. Ama artık sorular ilerledikçe, öğrenciler öğrendikçe bir sonraki bir daha zor, bir sonraki bir daha zor şeklinde gelmekte. Burada da her basamakta 10 üzeri eksi, her 10 dakikada 10 üzeri eksi 1 ile çarpılıyormuş. Oraya çok dikkat etmemiz lazım. Bize sayının verilişi, oradaki 10 üzeri eksi 1 ile çarpılması, onların hepsini tek tek basamak basamak hareket ederek yazacağız, yapacağız. Eğer bunları basamak şeklinde yazıp yapmazsak yanlış yapma ihtimalimiz yüksek. Yazarsak yanlış yapma ihtimalimiz minimuma iniyor. Evet, yani yazarken dikkat etmek gerekiyor. Evet. Evet, Selin, adım adım yazacağız. Selin'i mesela zirveye taşıdı bu soru. Evet. Deniz ikinci, Necmi üçüncü, Memati dördüncü, Ziya da beşinci. Evet, matematik sorularının nasıl sıralama değiştirdiğini gördük. O yüzden herkes dikkatle, İsmail hocamın da dediği gibi adım adım, basamak basamak çözümleri yapsın. Çünkü genelinde çözüm var yani, işlemleri doğru yapın. Evet hocam. Çekilen bu top için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Evet, sanırım okunabiliyor. O yüzden size bırakayım soruyu. Evet, olasılık konusunda sanırım İsmail hocam iyi öğrencilerimiz. Evet, olasılık konusu tatlı bir konudur. Öğrencilerimiz de bayağı anlamışlar. Bununla ilgili gençler burada eklenmiş. Çıkarılmayla ilgili sorular da geliyor. Orada da onlara da dikkat edin, dikkatli olun. Evet. Olasılıktan soru kaçırmayın. Aynen. Sadece ekleme yaptığı için biraz daha rahattı ama 3 eklenip 1 çıkarıldı, orada 1 çıkarıldığı kaçırsalar yanlış olabilir. Dikkat etmek lazım. Orada soru hazırlayanın artık bakış açısına bağlı hocam. Eksiltir, artırır, artırıp eksiltir ya da oranını da eksiltir. Katını arttırıp eksiltir. Yani oradaki ifadeyi çok iyi anlamamız lazım. Evet. Yani kolay bir soru, konu ama yani, dikkatte gerektiriyor. Yani bir soru istendiği zaman çok zor bir hale getirilebilir. Evet. Bakalım şimdi ne olmuş? Selin, Deniz, Necmi, Memati ve Ziya. Evet, bu beşli kendi arasında yer değiştirmeye başladı ama alttan bu beşlinin arasına giren son 3-4 sorudur çıkmadı. Bakalım çıkacak mı son 3 sorumuzda? Göreceğiz. Bu beşli de çok yakın birbirine. Evet. Yani ilk defa 17. sorudayız ve kimin birinci olacağı, kimin ilk 3 olacağı hiç belli değil. Bu da tabii daha zevkli hale getiriyor işi. Bakalım 18. soruda neler değişecek. ABCD dikdörtgeninin çevresi 46 santimden az ise X'in santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Evet, 1,5 dakika bu sorumuz. Biraz daha
işlem yapabilirsiniz gençler. Gençler işlem yapın, işlem yapmaktan çekinmeyin. İşlem yaparsanız hata yapma oranınız çok aza iner. Hele ki ders matematikse kesin yapmanız lazım. Evet, son 10 saniyemiz artık. Mutlaka işaretleyelim. Evet, işlemler güzelce yapılmış İsmail Hocam bu sefer. Evet. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İşlem yaptığınız sürece matematikte çok rahat edeceksiniz gençler. Zaten sanırım böyle havlu atanlar da çıktı. Yani dereceyi kovalayanlar ya da bir şey öğreneyim yapayım diyenler kaldı. O yüzden de doğru oranı yüksek oluyor. Evet, evet. Beşlimiz değişmedi. Beşlimiz kendi içinde yer değiştirdi sanırım. Tam hatırlayamadım az önceki beşli sıralamayı. Ama Selin Deniz aynı. Necmi 3. Memati 4. Ziya 5. Bakalım 6. 7. sırada olup da çok yakın yani 1000-2000 civarında bir fark varsa yine değişebilir işler. 19 ve 20. sorularımız var. 3000 puanlık sorumuz var totalde. 20. sorumuzda çift kat puan. Evet. Gelsin bakalım. A, X, Y noktası ikinci bölgede ise B, Y, eksi X noktası kaçıncı bölgededir? Koordinat düzlemi mi İsmail Hocam bu? Koordinatlar. Evet hocam. Ben de liseden hatırlıyorum böyle konuyu. Doğrusal denklemler konusunda. Evet, son 20 saniyemiz. Küçük bir nokta var. Oraya dikkat ettilerse doğrudur. Orayı kaçırdılarsa yanlışlar gelir. Kaçmıştır. Evet, bayağı bir kaçırmışlar. 14 kişi 4. bölge demiş. Eksiyle çarpmayı mı unutmuşlar İsmail Hocam? Ne yapmışlar? Yer değişikliğini muhtemelen atladılar. İkisini de eksiye sırasıyla eksiye diye algıladılar sanırım. Evet, evet öyle olmuş. Gençler böyle soruda değer verebilirsiniz. İkinci bölgeden bir tane nokta yazabilirsiniz. Mesela eksi 1'i artı 1 şeklinde. Ondan sonra istediğin yere koy. Ondan sonra yerine koy. X, Y sorularını da hani bulamadığınız zaman ya da tereddüt ettiğiniz zaman değer verin. Denklemlerde de aynı şekilde. Yani şıklardan gitme de bir yöntemdir. Bulamadığınız aynen takdirde. Aynen. Doğru yere ulaş da nasıl ulaşırsan. Evet. Zafere giden yolda çekilencilik. Her yol müba. Her yol müba. Arda Dut geldi mesela. İlk yani demek ki pusuda bekliyormuş İsmail Hocam. Daha evet önceki yarışmalarımızda Arda, iki tane Arda vardı hatta. İlk 5'e gelip ama hiç ödül verememiştik Ardalara. Evet. Bakalım Arda Dut şu anda 3.'lüğe geldi. Ne olur ne biter. Son soruda işler değişebilir. Bu arada Selin'le Deniz arasındaki fark da biraz açıldı bu soruyla. 1200 evet, puan çıktı. Son soru 2000 puan olduğu için yani. Tabii eğer Selin yanlış yaparsa yine hala işler değişebilir. Arda da birinci olabilir. Arda bile birinci olabilir. Aynen öyle. Son evet soruya geçmeden önce bu arada gençler. Son yani önümüzdeki 2 haftalık süreçte sizin için planladığım programları tekrar söyleyeyim. Haftaya canlı Zoom dersi yapacağız. Sosyal az sonra birazdan ID ve şifreyi vereceğim. Sosyal medyalardan da paylaşacağım.
Yani muhtemel gelebilecek yazım kuralları sorusunun üzerinden de böyle ayrıntıları pratik bir şekilde soru çözerek işleyeceğiz. Sadece Zoom'dan yapacağız, YouTube'dan değil. Daha önce yapmıştık, çok keyifli olmuştu. Bir de ondan sonraki, yani 2 hafta sonra pazar yarışmasında şöyle bir şey düşünüyorum İsmail Hocam. Bugüne kadar yarışmamızda birinci olmuş 8. sınıf öğrencilerini konuk alarak soruları onlara yorumlatarak bir son yarışmayı öyle yapalım diyorum. Ne dersin, nasıl olur? Çok iyi olur hocam. Yani hani bir hatıra olmuş oldu zaten onların bizim yarışmamıza katılması, ödül kazanmaları vesaire. Yani arada yedilere de yaptık ama ben tüm birincilere iletişime geçip davet edeceğim. Yani işte Türkçe'yi birine, matematiği birine sadece cevaplarda yorumlamalarını onlara yaptıracağım. Hem de böyle LGS yönelik, sonuçta o çocuklar, o öğrencilerimiz birinci oluyor. Demek ki LGS sürecinde başarılı öğrencilerimiz. En azından onlar da teknik taktik son dönem nasıl çalıştılar, ne yaptılar, ne ettiler, hem bir konuşuruz. Güzel bir sohbet olur. Tabii katılırlarsa evet. Bakalım. 2 hafta Şampiyonlar sonra pazar Ligi, günü taktik analizi gibi bir şey olacak o gibi zaman. Gibi gibi, aynen öyle hocam. Kesinlikle öyle. Keyifli olacağını düşünüyorum. Ramazan Bozdağ mesela, evet Emre katılırsan sen de olacaksın. İrem Öykü Aslan olacak. Yani daha önce birinci olan öğrencilerimiz, hatta ilk 3'e sık giren öğrencilerimiz vardı. Onları da çağırabiliriz. Onlar da sonuçta başarılı olduğunu gösterir. 2 hafta sonra pazar günü birlikte bir yarışma sunacağız inşallah, Allah nasip ederse. Evet. İnşallah. Şimdi bu yarışmamızın ilk 3'ünü belirlemek adına son soruya gelelim. Merdivenin üst ucunun B noktasına gelmesi için merdiven zeminde sola doğru yaklaşık kaç metre hareket ettirilmelidir? Evet. Merdiven 5. katta gençler. Yani 5. ile 6. kat o aradaki çizgide. B noktasına gelecek. A noktasından B noktasına gelmesi için sola doğru kaç metre hareket ettirilmelidir? Dikkat edelim. Evet, son 25 saniye. Evet, çok az kişi yanıtladı İsmail Hocam. Evet hocam. Yetişemediler. Galiba öyle oldu. Evet. 10, 15, 9, 10. Şu an ilk 3'te her şey olmuş olabilir. Tabii doğru yanıtlayanlar kendilerini biliyor ama genel olarak kitle bilmiyor. İsmail Hocam nasıl hızlı çözmeliydik? Yani bir dakikaları vardı öğrencilerimizin ama muhtemel şimdi yanlış yapanlar attılar yani. Bence işlemi yetiştiremediler. Muhtemelen zaten Pisagor vardı burada. Binanın boyu 24 metre. 8 katlı bina. Her kata 3 metre düşüyor. Normalde de böyle zaten. Binaların boyu 2.70-2.83 metre arasında değişir. 8-15-17 özel üçgeni vardı birincisinde. İkincisinde de bir kat aşağı ineceği için 12 olacaktı. Orada Pisagor uyguladığımızda da aşağısı da kök 145 gelecekti. Kök 145'te yaklaşık olarak 12 alacaktı öğrencilerimiz. 8'deydi zaten uzunluk. 4 tane kaydırdı mı? 12'ye gidecekti. Aynen. Yani çok az bir farkla. Evet. Bakıyorum şimdi, merak ediyorum. Kaan Yıldırım, hocam ya 11. oldum en azından ama ben attım, niye doğru çıktı? Yine doğru çıktı demiş. Evet. Ziya 1. Selin 2. Ahmet Etka. Evet Ahmet. Vay vay vay. İlk 5'te ismini görmedim. Son soruda pusuda bekleyerek gelmiş. Tebrik ediyorum. Mesela Ahmet Etka'da çok hatırlamıyorum birinciliği var mı ama hani 3-4 defa ödül gönderdiğimiz öğrencilerden biri. Yani 2-3-3-4 bilmiyorum, hatırlamıyorum. İlk 3'te çokça ismini gördük. Mesela Ahmet de katılabilir. 2 hafta sonraki yarışmamıza konuk olarak. Birinci olan öğrencilerimiz de katılacak zaten. Şimdi Lazia, yani EBA'daki ismini merak ediyorum. İnşallah gerçekten Ziya'sındır. Yani soyadın Laz mıdır bilmiyorum. Ama Selin Doğancı ile Ahmet Etka normal isimleriyle girmişler. Sosyal medya hesaplarımızdan görüntünüzü, adresinizi, EBA görüntünüzü atabilirsiniz gençler. Ahmet, senin atmana gerek yok. Daha önce atmıştın zaten. Adresin de herhalde kayıtlıdır. Tekrar yine konuşuruz.
Tebrik ediyorum bu üçlüyü ve katılan tüm öğrencilerimizi. Tabii bu hafta biraz katılım az oldu ama yine bu öğrencilerimiz bu yoğunlukta, bu can sıkkınlığında gelmeleri bizi sevindirdi. Genel olarak bir 8. sınıflarda bıkkınlık, sıkkınlık var sanırım. Hepinize teşekkür ederiz gençler. Haftaya olacak olan Zoom dersimizin ID ve şifresini de verelim. Daha sonra sizlerle vedalaşalım. Evet, haftaya pazar günü saat 9'da birlikte LGS'de çıkabilecek yazım kuralları sorusunu çözeceğiz. Hani yanlış yaparsanız ben size işin mantığını söyleyeceğim. Şu çıkabilir, bu çıkabilir diye taktikler vereceğim. Tabii yazım kurallarını çözerken başka şeylerden de konuşabiliriz. Yani genel LGS Türkçe'ye yönelik bana sorularınızı da sorabilirsiniz. Onları da konuşuruz. Hani yazım kuralları bir soru ama en çok korkulan soru oluyor bence biraz. Hem onu konuşuruz hem genel Türkçe ile ilgili problemlerinizi konuşuruz. Böyle güzel tüm Türkiye geneli artık nereden katılırsa. Geçen yani daha önce yaptığımızda İsmail Hocam şehirlerinizi yazın dedim, şöyle bir 80-90 öğrencimiz katılmıştı. Neredeyse her şehirden vardı. Acayip bir duygu yani. Hani Adana yazıyor, Diyarbakır yazıyor, Kars yazıyor, İstanbul yazıyor. Her yerden öğrenciyle böyle ders yapmak keyifliydi benim için. İnşallah yine güzel bir dersimiz olur. Bundan İnşallah sonra hocam. Yarışmamız da 2 hafta sonra pazar günü olacak ve dediğim gibi bugüne kadar en iyileri birlikte toplayıp sunacağız. Yarışmaya birlikte sunacağız. Öğretmenlerimiz yine soruları hazırlar ama burada cevapların yorumlarını öğrencilere bırakacağım. Hani belki de aralarında çabuk hocam hadi hocam diyenler vardı. Şimdi sorunun cevaplarını da onlar konuşacak. Birileri onlara hadi diyecek. Bu da işin güzelliği. Evet, meeting ID, Zoom ID'miz ve şifremiz bu gençler. 884-658-0347. Şifremiz de 2903-1989. Yine Instagram'dan zaten biz bunu paylaşacağız. Oradan da takip edebilirsiniz. Haftaya pazardan önce de hatırlatırız. İsmail Hocam size de hep sona kalıyoruz böyle sizinle birlikte. Teşekkür ederim matematikteki katkılarınız için. Her çok zaman. Sağ olun. Gemiyi son terk ediyoruz sizle birlikte. Çok sağ hocam. Olun. Evet gençler, rica sizlere ederim. De iyi akşamlar dilerim. LGS sürecinde başarılar dilerim. Bu arada kapatmadan önce bugün hani anneler günümüzdü. Hepinizin annelerinin annelerin de annesinin hepsinin gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Hoşça kalın gençler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.